Hakim Tirmizi, velayet konusundaki görüşleriyle bilinen mutasavvıf ve muhaddis. Hicri 210, miladi 825 civarı Tirmiz'de doğdu ve çocukluk çağında hadis ve Hanefi fıkı okudu. 27 yaşındayken hac için Mekke'ye gitti. Bu yolculuk sırasında Küfe, Bağdat ve Basra'da bir müddet hadis tahsil etmek amacıyla kaldı. Tasavvufla ilk tanışması bu seyahati sırasında Ahmet bin Asım el-Antaki'ye ait olan bir kitabı okumasıyla başladı. Bunun ardından Ebu Turab en-Nahşebi, Yahya el-Cella ve Ahmet bin Hadraveh gibi sufilerle görüştüğü tahmin edilmektedir. Bu seyahat sonrasında Tirmiz'e döndüğünde bir tür dönüşüm yaşayan Tirmizi, riyazete ağırlık verdi ve bütün vaktini dini tefekküre ayırdı. Hicri 261, miladi 874 yılı civarında ilahi aşk ve Allah dostları hakkında Hatmül Evliya ve İlelül Ubudiye isimli eserlerindeki görüşleri tepki çekince Belh'e gitmeye zorlandı. Buradaki yargılanmasının ardından beraat eden Tirmizi tekrar memleketine döndü. Bir müddet sonra Hicri 285, miladi 883 yılında Nişabur'a hadis dersi vermeye gittiği nakledilir. Hicri 320, miladi 932 yılında Tirmiz'de vefat etmiştir. Öğretisi: Hücviri tasavvufun vazgeçilmez bir şekilde velayet fikrine dayandığını ve bu konuda ilk sistematik düşünceyi Hakim et-Tirmizi'nin dile getirdiğini söyler. Bu bakımdan Hakim et-Tirmizi'nin geniş müellefatı ve karmaşık düşünce dünyası arasında velayet meselesi onun ele aldığı temel sorun olarak tespit edilebilir. Hakim et-Tirmizi, velayet görüşünü Hakk'ın daveti karşısında kulun icabetiyle birlikte değerlendirir. Ona göre öncelikle bütün müminler Allah'ın velisi olma sıfatını hak ederler. Bu noktada Tirmizi, velayette tahsisi kabul etmeyen Mutezile ve Haşeviye gibi ekollerin itirazını dikkate alır görünmektedir. Fakat bu yakınlaşma Tirmizi için esas konu değildir. Çünkü ona göre bütün müminler Allah'ın dostu olsa bile içlerinden bir grup daha farklı özellikler, mesela daha yakın olmak gibi sayesinde diğer insanlardan ayrışmıştır. Bu bakımdan veliler Evliya-u Hakkillah ve Evliyaullah şeklinde iki gruba ayrılır. İkinci grup veliler keşf ve ilham yoluyla Allah tarafından korunurlar ki bu durum nübüvvetin vahiyle korunması ve desteklenmesine benzerler. Tıpkı peygamberlerde olduğu gibi velilerde de bir hatem bulunur. Bu noktada Tirmizi, hatem kavramını kimi zaman son veliyi anlatmak için, kimi zamansa zamanın kutbu anlamında bir değer yargısıyla kullanır. Her halükarda Tirmizi'nin velayet görüşündeki temel husus, müminler arasında bir derecelenmeyi kabul etmesi ve veliler arasında da bir tür hiyerarşinin varlığını kabul etmesidir. Bu düşünce daha sonra Kelebazi tarafından sürdürüldüğü gibi Serraç, Kuşeyri ve Hücviri gibi yazarlar tarafından da benimsenmiştir. Daha genel anlamda Tirmizi'nin görüşleri bütün dönemlerde sufiler arasında kabul görmüştür denilebilir. Hatmül Evliya adlı eserinde velayet görüşünün detaylarını içeren 150'ye yakın soru sormuş fakat bunları cevapsız bırakmıştır. Bu sorular daha sonra İbnül Arabi tarafından Fütuhat-ı Mekkiye'de cevaplandırılmış ve bu ikmal Tirmizi'nin tasavvuf nazariyatının önemli isimlerinden biri olduğunu daha açık göstermektedir.